Mavi Eşofmanlı Adam Metni Cevapları ve Soruları, Koza Yayın 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 1-6-2-1-6-3-1-6-4-1-6-5-1-6-6-1-6-7-1-6-8-1-6-9-1-7-0 Sağlık ve Spor Teması Mavi Eşofmanlı Adam Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 162 Cevabı Hazırlık 1. Sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Cevap, sağlığımı korumak için dengeli beslenmeye çalışıyorum. Düzenli bir şekilde kahvaltı yapıyorum ve spor yapıyorum. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyorum. Hasta olduğunu bildiğim kişilere çok yaklaşmıyorum. İkinci, spor yapmayı seviyor musunuz? En çok hangi spor dallarına ilgi duyuyorsunuz? Cevap, spor yapmayı seviyorum. En çok futbol, basketbol ve voleybola ilgi duyuyorum. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek grupla okuma yöntemiyle okuyunuz. Mavi Eşofmanlı Adam. Ona ilk rastladığımda gözüme çarpan ne bembeyaz saçları, ne yuvarlak kırmızı yüzü, ne de düşük çoraplı, kaslı bacaklarıydı. Gözlerimi sulandıran aynalı gözlükleriydi. Bir sabah bizim evin önünde karşılaştık. Ben leğende plastik gemimi yüzdürüyordum. O mavi eşofmanıyla ağır ağır koşuyordu. Birden parlak bir ışık gözümü aldı. Emre gözüme ayna tutuyor sandım. Gülerek ışığın geldiği yere baktım. Aa, o değilmiş. Işık mavi eşofmanlı adamın aynalı gözlüklerinden yansıyormuş. Gözlüklerini tepesine kaldırdı, yanıma geldi. Gözleri sarı ve benekliydi. Söyle bakalım, dedi tıpkı öğretmenimiz gibi. Dünyada en önemli şey nedir? Işık, anne, karne, okul, oyuncak ayım, yıldız savaşları. Ben sayarken alaycı alaycı sırıtıyordu. Utanmıştım. Başımı önüme eğdim. Bilemeyeceğim işte, dedim. Başımı sevgiyle okşadı. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 163 Cevabı, Üzülme Canım. Senin söylediklerin de önemli. Ama benim istediğim yanıt farklıydı. Neydi? Bana göre, dünyanın en önemli şeyi sağlıktır. Aa, biliyordum tabii. Bedenimiz konusunu işlerken öğrenmiştik. Sağlıklı olmazsak hiçbir şey yapamayız. Üstelik de sağlam kafa sağlam bedende bulunur. Söylediklerim onu mutlu etmişti. Yüzüne sevimli, genç bir hava gelmişti. Çenemin altını gıdıklar gibi tatlı tatlı okşadı. Aferin. Leb demeden leblebiyi anlıyorsun. Şimdi de söyle bakalım, sağlam bir bedenimiz olması için ne yapmalıyız? İpucu vermek için durduğu yerde koşarmış gibi yaylandı. Hemen anlamıştım. Koşmalıyız, diye bağırdım. Yaşa! Biliyorsun da neden koşmuyorsun tembel? Gemimi suya bıraktım. Islak ellerimi üstüme sürerek kuruttum. Ben de onun gibi yerinde koşarmış gibi yaptım. Koşarım, dedim. Hem de şimdi. Güzel. Hadi koşalım öyleyse. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 164 Cevabı, koşarken kendinden söz etti. Çok hızlı konuşuyordu. Anlattıklarının çoğu bir kulağımdan girdi, ötekinden çıktı. Yeni emekli olduğunu, çocukluğunun mahallemizde geçtiğini, emekli olunca buradan bahçeli bir ev aldığını, koşarak sağlığını korumaya çalıştığını aklımda tutabildim sadece. En büyük ideali mahallede koşu kulübü kurmakmış. Bu yüzden koşarken yolda, pencerede, balkonda gördüğü herkesi koşmaya davet ediyordu. Önce nazik bir sesle, günaydın, diyor, sonra da, yarın saat 8'de birlikte koşmaya ne dersiniz, diye ekliyordu. Kimse olmaz dememişti bu nazik davete. Ya nazikçe gülümsüyorlar ya da evet anlamında başlarını sallıyorlardı. Ayrılırken bana da, yarın saat 8'de, dedi. Ben sözümü tuttum. Saat tam 8'de şortumu giyip kapının önüne çıktım. Benden önce gelmişti. Aynalı gözlüklerini çıkarmış, boynuna bir düdük asmıştı. Birden içimi tatlı bir heyecan kaplamıştı. Kolay mı? Bir sürü insan koşmak için bizi bekliyordu. Hikayenin devamında koşuya katılan mahallelinin sayısının çok olmadığını görürüz.
Bunun üzerine mavi eşofmanlı adam pes etmez. Komşularını her gün kendisiyle birlikte koşmaya davet eder. Koşanların sayısı bir türlü artmayınca aklına bir fikir gelir. Her binanın bahçesine bir kayısı fidanı dikerek mahalleyi yeşillendirmek ister. Yeşillikler içinde insanın iyimser olacağını ve sağlığını korumak için daha dikkatli davranacağını öngörür. Başlangıçta fidanların bir kısmı tutmasa da zamanla mahallede pek çok ağaç olur. Böylelikle mavi eşofmanlı adam amacına ulaşır. Sevimli Ak 1958'te Samsun'da doğdu. Kimya mühendisliği ve biyokimya uzmanlığı alanlarında eğitim aldı. 1985 yılından itibaren çocuk edebiyatı alanında eserler yazmaya başladı. İlk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi ile Akademik Kitabevi Öykü Ödülünü kazandı. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nce 2006 yılının en iyi resimli kitabı seçildi. Güneşin Çocukları, Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Anahtar Öyküler, Karşı Pencere, Dört Göz, Çilekli Dondurma, Vanilya Kokulu Mektuplar, Gözlerinde Güneş Var kitaplarından bazılarıdır. 1. Etkinlik 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 165 Cevabı, metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip defterinize yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Kelimelerin sözlük anlamlarına bakarak tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Kelimeleri Türkçe sözlüğünüze yazınız. Metinden alınan tatlı kelimesinin sözlükteki anlamları aşağıda verilmiştir, okuyunuz. Önceki bilgilerinizden de faydalanarak kelimenin metinde hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz. Kelimeyi metinde kullanıldığı anlamının dışındaki anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. 1. Şeker tadında olan. 2. Acı olmayan, acı karşıtı. 3. Şekerli veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek. 4. insanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren. 5. sevimli, hoş. 6. hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla. Cevap. 1. cümlem, annemin yaptığı vişne suyu çok tatlı olmuş. 2. cümlem, yeme biraz da tatlı biber ekledim. 3. cümlem, teyzemlere giderken 1 kilo tatlı aldık. 4. cümlem, köydeki evimizin tatlı bir manzarası var. 5. cümlem, yavru kediler çok tatlı gözüküyor, metindeki anlamını bilmediğim kelimeler şunlardır ideal. Tahminim, hedef. Sözlük anlamı, amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ülkü. 2. etkinlik metinde geçen eş sesli kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri ve cümlelerdeki anlamlarını aşağıya yazınız. Cevap, saç, yüz, ben, ağır, al, en, et, yay, el, geç, yol, as, iç, sürü. Saç, baş derisini kaplayan kıllar yüz, başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm ben, teknik birinci kişiyi gösteren söz ağır, yavaş al, şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek en, başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime et, yapmak el, kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan. Tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü geç, ömür yaşamak yol, genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış. Ulaşım şeridi az, bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak iç, akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Sürü, kalabalık, küme, yığın 3. Etkinlik 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 166 cevabı. Metnin konusunu yazınız. Cevap, metnin konusu, kendisini spora adamış mavi eşofmanlı adamın başka insanları da spor yapmaya teşvik etmeye çalışmasıdır. 4. etkinlik aşağıdaki sözleri okuyunuz. Mavi eşofmanlı adam, metninin ana fikrini en iyi yansıtan atasözünü işaretleyiniz. Cevap, 5. etkinlik metinde mavi eşofmanlı adam, yaşadığı mahallede, insanlar spor yapsınlar diye çözüm yolları arıyor. Size göre insanları ikna etmek için hangi yollara başvurmalıdır? Önerilerinizi aşağıya yazınız. Cevap, belediyeler spor salonları açıp halkın buralardan ücretsiz yararlanmasını sağlayabilir. Spor yapmanın önemiyle ilgili mahalle sohbetleri, konferanslar düzenlenebilir. Ödüllü spor etkinlikleri düzenlenebilir. 6.
Etkinlik 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 167 Cevabı. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Mavi eşofmanlı adamın fiziksel özellikleri nelerdir? Cevap: mavi eşofman giyiyor, gözleri sarı benekliymiş. Saçları beyaz, yüzü kırmızı ve yuvarlak, bacakları da kaslıymış. Mavi eşofmanlı adamın, dünyada en önemli şey sağlıktır, sözüne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız. Cevap: evet, katılıyorum. Çünkü insan sağlıklı olmadıktan sonra hangi imkana sahip olursa olsun bir anlamı yoktur. Dünyanın en zengin insanı da olsa yürüyemese, konuşamasa, duyamasa bu zenginlik onun için bir şey ifade etmez. Mavi eşofmanlı adam, koşuya katılanların sayısı az olunca sonunda nasıl bir çözüm yolu buluyor? Bu çözüm yolunun başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? Cevap: her binanın bahçesine bir kayısı fidanı dikerek mahalleyi yeşillendirmek ister. Yeşillikler içinde insanın iyimser olacağını ve sağlığını korumak için daha dikkatli davranacağını öngörür. Bu çözüm yolunun çok başarılı olacağını düşünmüyorum çünkü bana çok gerçekçi gelmedi. 7. Etkinlik ünsüz benzeşmesiyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Metinde ünsüz benzeşmesinin görüldüğü kelimeleri bularak aşağıya yazınız. Ünsüz benzeşmesi dilimizde ç, f, h, k, p, s, ş, t sert ünsüzlerle biten bir kelimeye yumuşak ünsüzler c, d, g ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz ç, t, k harflerine dönüşerek sertleşir. Ünsüz benzeşmesinde c ünsüzü ç ünsüzüne, d ünsüzü t ünsüzüne, g ünsüzü k ünsüzüne dönerek sertleşir. Örnek: dolapta, dolapta. Yavaşça, yavaşça. Unutkan, unutkan. Cevap: kelimeler, karşılaştık, baktım, utanmıştım. Sağlıktır, öğrenmiştik, etmişti, gelmişti, anlamıştım, bıraktım, kuruttum, yaptım, etti. Anlattıklarının, çıktı, geçtiğini, çalıştığını, birlikte, dememişti. Nazikçe, tuttum, çıktım, gelmişti, asmıştı, kaplamıştı, başlangıçta 8. Etkinlik 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 168 Cevabı: A. Ünlem işareti ve noktalı virgül, göz kırpan yüz hakkında aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Ünlem işareti, ünlem işareti, özlem, korku, acıma, sevinç, pişmanlık, şaşkınlık gibi çeşitli duyguları dile getiren veya seslenme bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Bu işareti, ünlem sözcüğünden hemen sonra kullanabileceğimiz gibi cümlenin sonuna da koyabiliriz. Ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlamalıyız. Hey, beni bekleyin. Hey, beni bekleyin. Bu açıklamadan hareketle aşağıda verilen yazma alanına yay ayraç içindeki duyguları içeren cümleler yazınız. Cevap: sevinç yaşasın. Sınavı kazandım. Korku: eyvah, köpek geliyor. Özlem: ah, memleketim. Can sıkıntısı, usanma: of, bu ödev bitmiyor. Acıma: üzülme, yazık, köpek çok üşümüş. Öfke: yeter artık. Seslenme: hey, buraya bak. B. Noktalı virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki açıklamaları, verilen örnek cümlelerle eşleştiriniz. 1. Noktalı virgül, bir cümlede virgüllerle ayrılmış olan tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. 2. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. 3. Öğeleri arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Cevap: 9. Etkinlik. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 169 Cevabı. Aşağıdaki anlamları ilgili oldukları deyimlerle eşleştiriniz. Sağlık olsun, nur topu turp gibi. Cevap: 10. Etkinlik A. Sağlıklı ve sağlıksız besinleri gruplayarak yazınız. Cevap: sağlıklı besinler, süt ve süt ürünleri, zeytin, sebze meyveler, et, kuru yemiş sağlıksız besinler, asitli içecekler, cips, şekerlemeler, hazır gıdalar, hamur işleri, çok tuzlu ve şekerli gıdalar, hamburger. Sağlıklı ve sağlıksız besinlerin renk, koku, üretim şekli, tat gibi özelliklerini karşılaştırınız. Sağlıksız besinlerin vücudumuza verdiği zararları söyleyiniz. Sonraki derse hazırlık aşamasında edindiğiniz bilgilerden faydalanarak tabloda sağlıklı besinler kısmında yer alan besinleri tüketmenizin vücudunuza ve sağlığınıza nasıl bir etkisi olabilir?
Tükettiğiniz besinlerin yaşam kaliteniz üzerindeki etkileri nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. 11. Etkinlik 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 170 cevabı. Aşağıdaki yazma alanına sağlık ve spor konulu bir yazı yazınız. 1. Metninizi yazmaya başlamadan önce metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. 2. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşan bir taslak hazırlayınız. 3. Metninizde günlük hayattan örnekler veriniz. 4. Metninizde anlatımı desteklemek için grafik ya da tablo kullanınız. 5. Metninizi bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama hatalarını düzeltiniz. 6. Metninize bir başlık koymayı unutmayınız. Cevap: Spor yap, sağlık bul. Sağlık ve spor, insan hayatının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Fiziksel aktivite, bedenimizi güçlendirmenin yanı sıra zihinsel sağlığımıza da olumlu etkiler sağlar. Spor yapmak, kalp-damar sistemini güçlendirir, kilo kontrolüne yardımcı olur ve stresi azaltabilir. Mesela benim dayım kilolu birisiydi ama düzenli spor yapmaya başladıktan sonra çok zayıfladı ve daha sağlıklı birisi oldu. Ayrıca düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, uzun vadeli sağlık faydalarını beraberinde getirir. Unutulmamalıdır ki sağlık, sadece hastalık olmaması değil, aynı zamanda iyi bir yaşam kalitesine sahip olmakla da ilgilidir. Bu sebeple sağlıklı bir hayat için mutlaka spor yapmamız gerekir. Sporu hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmemiz gerekir. Sonraki derse hazırlık olimpiyatlar ve olimpiyatlarda yer alan spor dalları hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Cevap: Olimpiyatlar, dünya genelindeki sporcuların bir araya gelerek mücadele ettiği ve barışı, dostluğu, sporun teşviki gibi değerleri vurgulayan büyük uluslararası spor etkinlikleridir. İlk modern olimpiyatlar, 6 Nisan 1896 tarihinde Atina, Yunanistan'da düzenlenmiştir. O zamandan bu yana, yaz ve kış olimpiyatları olmak üzere iki ayrı dalda her 4 yılda bir düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IOC, tarafından koordine edilir. Olimpiyat oyunları, geniş bir spor yelpazesini içeren bir etkinlik serisidir. Yaz ve kış olmak üzere iki ana kategoride sunulanlar. Olimpiyat oyunlarında yer alan bazı temel sporlar şunlardır: yaz olimpiyatları. Atletizm, koşu, atma ve yayılma gibi farklı disiplinleri içeren bir spor dalıdır. Yüzme, serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama disiplinlerinde kilometre yarışlarına ev sahipliği yapar. Jimnastik, ritmik jimnastik, artistik jimnastik ve trambolin olmak üzere farklı branşlara ayrılmıştır. Basketbol, takımlar arasında topun potaya atılması üzerine kurulu bir takım sporudur. Futbol, futbol takımlar arasında en çok gol atanın kazandığı popüler bir spor dalıdır. Tenis, tekler ve çiftler olmak üzere farklı kategorilerdeki tenis müsabakalarını içerir. Voleybol, iki takım arasında file üzerinden oynanan bir top oyunudur. Ağırlık kaldırma, sporcuların belirli ağırlıklarının artırılmasına dayalı bir kuvvet sporudur. Judo, güreş, boks, farklı dövüş sporlarını içeren branşlardır. Kış olimpiyatları: Kayak, alp disiplini, serbest stil kano, kayakla atlama gibi farklı kategorilere sahiptir. Buz hokeyi, buz üzerinde bir takım sporudur. Biatlon, kayak ve atış sporunu birleştiren bir kış sporudur. Curling, takımların bir taşı buz üzerinde hedefe yönlendirmeye yönelik bir spor dalıdır. Buz pateni, artistik buz pateni ve hız pateni gibi farklı disiplinler içerir. Kayakla atlama, kayakla rampadan atlayarak uzun mesafelere ulaşma sporudur. Kuzey kombine, kayakla atlama ve cross kayak gibi farklı disiplinleri birleştirir. Snowboard, kayakla atlama, serbest stil snowboard gibi çeşitli branşlar içerir. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayın Sağlık ve Spor teması sayfa 1-6-2-1-6-3-1-6-4-1-6-5-1-6-6-1-6-7-1-6-8-1-6-9-1-7-0 Mavi Eşofmanlı Adam metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.